Koronavirüs ya da arıza türe geçiren hastaların akciğerlerinde büzüşme oluşabileceği belirtildi. Tekden Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Fatma Özdemir, akciğerde oluşan büzüşmenin tedavisinde bronkoskopi cihazı kullanıldığını söyledi. Koronavirüs veya arıza türe geçirme sonrası akciğerde atelektazi meydana geliyor. Akciğer rahatsızlığı olmuş ve tedavi edilmiş kişilerin tedavi sonrasında şikayeti geçmemesi durumunda bronkoskopi cihazıyla akciğerlerde farklı bir hastalık olup olmadığı öğreniliyor. Konuyla ilgili bilgi veren göğüs hastalıkları uzmanı Fatma Özdemir, bronkoskopi işleminin her yaşa uygulandığını ve hastalara hafif uyutma yöntemiyle uygulandığını belirtti. Özdemir şunları söyledi. Bronkoskopi işlemi akciğerlere kamerayla bakma yöntemidir. Akciğerlerde tedaviden sonra bazen hastalarımızın şikayetleri geçmeyen hastalarımızın özellikle altta yatan başka bir akciğer hastalığı var mı? Akciğer kanseri var mı? Akciğer romatizması dediğimiz sarkoidoz bir nevi o şekilde bilinir. Hastalığı var mı şeklinde ya da zaten romatizması olan, akciğer nodülleri olan hastaların akciğerlerine bakmak, gerekirse örnek almak amacıyla yaptığımız kameralı bir işlemdir. Genelde yatarak da yapılabilir, oturarak da yapılabilir. Yoğun bakım hastalarına da uyguladığımız oluyor. Özellikle COVID sonrası ya da ağır zatüre geçirme sonrası akciğerde atelektazi dediğimiz büzüşme tarzında görüntüler meydana geliyor. Bazen balgam tıkaçlarına bağlı büzüşmeler olabiliyor. Bunları temizlemek için de bronkoskopi cihazını kullanıyoruz. Akciğerin bazen tedavi edilmesi gereken PAP diye bir hastalığı var. Tedavi amaçlı da tanı koymadan ziyade o hastalıkta tedavi amaçlı kullandığımız oluyor cihazı. Cihazı iki şekilde kullanabiliyoruz. Ayaktan hastalarımızda tamamen uyutma olmuyor. Hafif bir sedasyon dediğimiz uykuluk hali olabiliyor. Bazen oturarak bazen yatarak yapıyoruz. Yoğun bakımda yatışı olan hastalarımızda genelde yatarak yapıyoruz. Entübe hastaları da uygulayabiliriz. Trakeostomili hastaları da uygulayabiliriz. Ayaktan yaptığımız hastalarda hafif bir sedasyon dediğimiz uyutma diyeyim, hafif sersemlik anestezi hali verildikten sonra ağızdan ya da burun yoluyla girip akciğerlere kamerayla bakıyoruz. İşte akciğerin lob ve lobcuklarını görebiliyoruz. Bronşların uç noktalarına kadar gidebiliyoruz. Gerekirse örnek alıyoruz. Bronkoskopi her yaş grubunda uygulanabilir aslında. Fakat iki formu vardır. Bir rigid, bir de flexible dediğimiz bronkoskop. Göğüs hastalıkları uzmanları olarak biz flexible dediğimiz daha oynar hareket edebilenleri kullanıyoruz. Ve genelde 20 yaşından sonra yani çocuk yaş grubu geçen hastalarımızda kullanıyoruz. Ama bir de rigid bronkoskopi var. Onu da genelde göğüs cerrahları akciğere yabancı cisim kaçıran çocuklarda yabancı cismi çıkarmak amacıyla kullandıkları oluyor.